Muazzam bir Kayseri yağlısı yapacağız şimdi. Hiç de vakit harcamadan hemen yapımına geçelim. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Kat kat 12 kat yufkamız ve arası muazzam içli harika bir Kayseri yağlısı. Haydi hemen başlayalım yapmaya. Arkadaşlar merhaba. Bugün de Kayseri yağlısı yapıyoruz. Aslında Kayseri yağlısını ben yapmıyorum tabii. Annem yapıyor. Bunu da size tanıtımını yapayım. Yaklaşık buraya 10 bardak kadar su bardağıyla un konuldu. Ve bu un içine aldığı kadar su konuldu kulak memesi kıvamına gelinceye kadar ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz var. Yani onların içine bir tatlı kaşığı kadar tuzu karıştırıyorsunuz. Ondan sonra aldığı kadar su koyuyorsunuz kulak memesi kıvamına gelinceye kadar. Daha sonra bunlar bezelere bu şekilde ayrıldıktan sonra normal tortilla dediğimiz, lavaş dediğimiz yuvarlak orta büyüklükte yufkalar halinde açılıyor. Açılan bu yufkalarda bu şekilde tavada birazcık pişiriliyor. Pişen yufkalarımızı bir kere alıyoruz. Daha sonra bu yağlının iç malzemesini hazırlayacağız tabii ki. Bunlar 12 tane yufka olacak. Çünkü Kayseri yağlısı kat kat olmak zorunda ve her kadına da lahmacun içi gibi içler hazırlanarak konuluyor. Ondan sonra da yoğurt eşliğinde, sarımsaklı yoğurt eşliğinde dilimlere ayrılmış bir şekilde yeniliyor. Bunda tabii ki öyle çatal bıçak da kullanılmıyor. Bunun özelliği tabaklara böyle pasta gibi kesilip ortadan o kat kat dilimler. Ondan sonra onları da göstereceğim çekimler sırasında sizlere. Yufkalarımız da tamamen pişti. Şimdi bunların her bir katına dediğim gibi malzemelerimizi hazırlayacağız. Sanki böyle lahmacun malzemesine yakın bir malzeme olacak. Onu da malzemeleriyle beraber biraz sonra çekimini göstereceğim. Şimdi malzemelerimizi de hemen görelim. Burada yaklaşık orta boy 4 adet soğanımız var. Şimdi öncelikle onları güzelce kıyacağım. Biberleri de kıyacağım. Önce soğanları birazcık kavuracağım. Kavrulmaya yakın arkasından biberlerimiz. Daha sonra kıymamız, domatesimiz ve en son da maydanozumuzu koyacağım. Tabi bu harcımız için ayrıyeten 2 çorba kaşığı normal domates salçamız var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar silme olarak ve şeyimiz tuzumuz. Birer çay kaşığı kadar silme olarak biberlerimiz var burada. Siz onu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı biber, karabiber ve kimyonumuzdan üzerlerine serpeceğim. Şimdi soğanlarımızı hemen ben kıyıp tavada başlıyorum kavurmaya. Bu arada tabii ki sarımsağımızı da gördünüz. Sarımsak bu malzemenin içi değil. Onu yoğurdumuzun içine koyacağız. Yoğurdu sarımsak için. Yoğurdumuz yaklaşık olarak 750 gram. Burada gördüğünüz gibi soğanları soymaya başladım. Onları ince ince doğrayacağım ama size bir şey göstermek istiyorum. Daha önce soğan nasıl yetiştirilir diye bir videom vardı. Şu ucundaki püskül kısımları var ya. Şurada onu kestim. Bunu atmıyorum. Bunu şöyle püskül kısmını toprağa oturtacağım. Şu tepesi açıkta kalacak. Buradan taze soğanlar veriyor. Lütfen değerlendirin. Hemen saksınızı onda dikin. Evinizde taze soğanlar yetiştirin. Bu da ayrıyeten dipnot. Diğer videolarım da var. Seyreden arkadaşlar biliyorlar. Abone olan arkadaşlar. Soğanlarımız da kavrulurken bir taraftan biberlerimizi kıyalım. Onların üzerine atalım. Evet, şimdi biberlerimizi de attık içerisine. Soğanlarımız birazcık kavrulmuştu. Şimdi biberlerimizle beraber de birazcık kavrulsun. Bunları yakmamaya dikkat edin. Bu arada soğanları ben rendeledim. Domatesimi de rendeledim. Domatesi öyle soymanıza falan gerek yok. Ortadan kesin ve direkt rendeleyin. Soğanların da acı suyunu döktüm. Onun içine gelmesin tavanın içerisine. Şimdi bunlar hafiften kavrulurken ben en son atacağım maydanozumu da kırpayım. Ve en son tabii baharatlarını da atacağız. Şimdi içerisine kıymamızı da attık. Onu güzelce ezelim tavamızın içerisinde ve güzelce pişirmeye başlayalım. Hep beraber kavuralım. Bunlar kavrulurken sarımsaklarımız da soyuldu. Şimdi onlar süzme yoğurtla karıştırılacak. Evet, biberlerimiz de kıymalarımız da hepsi güzelce kavrular. Şimdi artık domatesini içine dökme zamanımız geldi. Bir de onu da hemen kavuralım. Şimdi bunları da güzelce pişirdik. Yarım su bardağı kadar su koyacağım. Salçasını koyacağım. Bir de o şekilde çevireceğim.
Şimdi artık baharatların atma zamanı geldi. Silme olarak birer çay kaşığı kimyon ve karabiber ve pul biber. Silme olarak bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu içine atıyorum. Yarım bardak da suyumuzu ilave ettik. Biraz da böyle kaynatacağız. En son dediğim gibi maydanoz da gelecek sıra. Suyunu gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çekti. Bir baş sarımsağımızla süzme yoğurdumuzu, İçine de biraz yumuşasın diye normal yoğurdumuzu karıştırdık. Direkt süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Sarımsakları yoğurdumuz da hazır sofraya sunacağımız. Aslında yufkaları ben de yapabilirdim. Ama annemin eli açıkça söylemek gerekirse çok çok lezzetli. Bugün de torunu gelince kendisi bizzat yapmak istedi yufkaları. Sen karışma, içine hazırla dedi. Tamam dedim ben de. Eminim ki siz de benden çok daha lezzetli yufkalar açabilirsiniz. Annem öyle söylüyor. Hadi bakalım bunları da hazırlamaya devam edelim. Şimdi artık altını kapatıyorum ve maydanozumuzu döküyorum üstüne. Maydanoz çabuk yanan bir ürün olduğu için onunla pişirmiyoruz. Şimdi ben bunun üstünü de kapatacağım. Konuklar gelmeden hemen önce de yufkaların üzerine ince bir tabaka dağılmayacak şekilde katların arasına süreceğiz bu harcımızı. Güzelce hemen kesmeye başlayalım. Böyle bir de artı oluşturursunuz. Sonra onları da ortalarından kesersiniz. Tabağımıza da aldık. Servis tabağımıza da. Şimdi yanına da yoğurdumuzu alıyoruz. Bunları kıvırıp rulo yapıp her bir katı yoğurda batırarak yiyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Kayseri yağlısı muazzam bir şekilde lezzetiyle burada hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evinizde de çok güzel yapacağınıza kesinlikle inanıyorum. Şimdiden emeklerinize ve ellerinize sağlık, afiyet olsun diyorum. Kanalıma da abone olup bir de beğeni tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sevgilerle kalın, hoşça kalın.